Ne oluyor, nedir bu hal? Elektrikler mi kesildi? İki elektrik ustası geldi. Tesisatı yenileyeceğiz dediler. Her tarafı söküp gittiler. Bu Tahir Bey'in ikinci numarası. Bu akşam televizyon seyredemeyecek miyiz baba? Ben uykudan sonra isterim. Uykudan sonra değil, uykudan önce aptal. Ben sana gösteririm Tahir. Ah, dur! Sigortaları karıştırma! Yangın çıkar dediler. Bütün ev baştan aşağı yansa umrumda değil. Aa, nasıl umrunda değil? Bu evde bizim de eşyalarımız var. Kapa çeneni. Ay! Patla! Çatla! Geber! Baba, yanıştı televizyon! Bir arkadaşım komisyoncu önerdi. Hah, işte adresi. Yarın sabah bir uğrasan fena olmaz. Önce koşullarımızı açıklayayım size. Buyurun. Önce makbuz karşılığı 5.000 lira alacağız sizden. Göstereceğimiz evi beğenir ve tutarsanız komisyondan düşeriz. Yok, beğenmezseniz bundan sonra göstereceğimiz evler için ücret almayız. Teslim alıyorum. Yani kabul. Evin adresi makbuzun arkasında yazılı. Evi siz göstermeyecek misiniz? O kadar zamanım olsa maça giderim. Evin kapısı açık durur. Arabanız var mı? Arabam olsa ev aramayı bırakıp arabanın içinde kalırdım. Başkası kalkmadan önce gidip bakın şu eve. Bitişik'teki kiralık dairenin sahibini soracaktım. Tam yerine geldin. Rastlantıya bak, o katın sahibi benim. O acayip yere 75.000 lira kira istemeye utanmıyor musun? 75.000 mi? Ne 75.000'i sayıklıyorsun arkadaş? Ben orayı geçen yıl 15.000 liradan kiraya verdim. Tutallar gelip yerleşmediler nedense. Ama kirayı hiç sektirmezler. Her ay trink diye öderler. Anlaşıldı, dolandırıldık. Emlakçı bu kazığı atarsa biz kime güvenip kiralık ev arayacağız? Merhaba. Merhaba. Sana bir müjdem var. Hacı Bey seni görmeyi kabul etmiş. Hacı Bey de kim? Kiralayacağınız evin sahibi. Babam sizi bu pazar tanıştıracak. Yalnız yanına karını da alacakmışsın. İyi etki yaparmış. Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Bütün bu zahmetlere niçin giriyorsun? Hacı Bey'in evi bizim eve çok yakın. Evi tutarsanız işe birlikte gidip geleceğiz. Öyle romantik olacak ki. Hacı Bey biraz tuhaf adamdır. Her şeyi ince eleyip sık dokuyanlardan. Benim de dostum sayılmaz. Çok da dindardır ha. Herkesin kendisi gibi olmasını bekler. Nelere katlanmak zorundayız Allah'a.
Siz söze karışmasanız iyi olur Perihan Hanım. Hacı Bey biraz eski kafalıdır. Allah'ın bahşettiği kıymetli nefesimizi boşa harcamayalım. Kısmetten ziyade olmaz. Ama evimi bedavaya vermek istemem. Muhakkak ki hali hazır raiciyle mütenasip bir talepte bulunmaya mecbur. Acaba ne kadar öğrenebilir miyim? Bunlar bilahare müzakere edilecek hususlar. Önce evimde gürültü istemem. Kaç kişisiniz efendim? 3 çocuk, hanım, kayınvalide. Çok sakin bir aile olmakla iftihar ederiz. Allah'ın verdiği kıymetli nefesi boşa harcamayalım. Tanıştığımıza ziyadesiyle memnun oldum. Gene görüşeceğiz inşallah. İnşallah. O memnuniyet bize ait efendim. Teşerrüf ettik. Evimize buyurun. Valideniz hanımefendiyi ve çocukları da getirin. Teşekkür ederiz efendim. Pazartesi akşamı buyurun. Bir saatten fazla konuştuk. Kiranın kaç para olduğunu öğrenemedik. Ama ilk sınavı başarıyla verdiniz. Hacı Bey'in sizi eve çağırması iyi belirtti. İlginç bir adam Hacı Bey. Hacı Bey muhterem adamdır. Hadi canım sen de. Hacı Bey antikanın biri. Hacı Bey muhterem bir antika. Üstelik kiralık bir evi var. Antika. Sen de çok antikasın karıcığım. Tarife göre bu ev olmalı. 4. kat. Besmele çek oğlum, besmele çek. Allah'ım sen işimizi rast getir, sen yüzümüzü kara çıkartma yarabbi. Evde yoklar mı? Hem bizi çağırsın hem evde bulunmasın. Olacak iş mi yani? Bu ev sahibi milletinden her şey beklenir oğlum. Kişim geldi. Patla. Susun, merdivenlerde ayak sesi var. Hani kulakların ağır işitirdi seni? Şey canım, aman. İşine gelen şeyi iyi işitiyorsun bakıyorum. Ah, kusura bakmayın, beklettim. Buyurun, buyurun. Size ailemi tanıtayım. En büyük oğlum Metin. Zevcesini 4 yıl önce kaybetti. Benimle beraber oturur. Bu ikinci oğlum Tekin. Bu da zevcesi Zuhal. Bu kızım Rukiye, bu da beyi Tahsin. Bir kızım daha var ama o Almanya'da. Adı Şükriye. Beyinin adı Giovanni. Kızınız bir Almanla mı evli? Giovanni gavur ismi öyle değil mi? Giovanni İtalyan ismi efendim. Kız kardeşim İtalyan asıllı bir Musevi ile evli. Allah Allah. Allah mesut etsin. Amin. Böylece karşılıklı tanışmış olduk. Şükriye ile kocası Almanya'da oldukları için boş olan katlarını kiraya vermeyi düşündüm. Herkese veremem. Helal süt emmiş insanlar olmalı. Neyse, kıymetli nefesimizi boşa harcamayalım. Haklısınız. Şu kira işi... Kolay, kolay. Onu da konuşuruz. Hele birbirimizi tanıyalım biraz. Para o kadar mühim değil. Mühim olan insaniyet. Öyle. Haklısınız. Dediğiniz gibi kıymetli nefesimizi boşa harcamayalım. Evi ne koşullarla vereceksiniz? Kirası ne kadar? Evi vereceğimi söylemedim daha. Düşünmem lazım. Temkin esas. Peki Hacı Bey. Eğer evi bize kiralamaya karar verirseniz şartlarınız ne olacak? Bunu o zaman düşünürüz. Söyleyin Hacı Bey. Söyleyin ki bir yandan da biz düşünelim. Öyle değil mi? Kolay canım, kolay. Hayırlısı neyse o olsun. Zaman malum. Malum. Şartlar zor. Çok zor. Bir de şu daireyi görebilseydik. Görmeye ne hacet efendim? Bu dairenin aynısı. Kiraya gelince biraz ağır görünebilir. Sonra depozito da var. Şunun adını diyiverin Hacı Bey. Aylık 90 bin. 350 bin de depozito.